Burada sahnedeki nesnenin taşınabilmesini sağlamak için star drag, yani nesnenin üzerine gelindiğinde farenin sol tuşuna basılı tutarsak taşıma işlemi gerçekleşecektir. Fareyi bıraktığımız anda da taşıma işlemi sonlanacak. Bunu da yine stop drag ile yapıyoruz. Parantez içerisindeki fails parametresi oluşturduğumuz fare işaretçisinin nesnenin herhangi bir yerinden sürüklenmeye başlar ve o konumda taşınır. True demiş olsaydık taşıma işleminde fare işaretçisinin konumunu x ve y koordinatlarının registration noktasına eşitleyecektik. Biz burada fails diyoruz. Reg ile de belirttiğim alan içerisinde sürükleme işlemi gerçekleşsin diyorum. Taşıma esnasında sahnenin herhangi bir yerini tıkladığımız zaman bırakma işleminin yani taşıma işleminin sonlanmasını istiyorum. Şimdi ise bırakma işlemi sahnenin herhangi bir yerinde gerçekleşmesini istediğim için yani test ederek bunu göstereyim. Mesela sürükleme işlemini yapıyorum ve bırakma işlemi sahnenin herhangi bir yerinde gerçekleştirdiğimde de aktif olmasını istiyorum ama burada aktif olmuyor. Fakat rectangular içerisinde oluşturduğumuz rectangular içerisinde bırakma işlemini yaparsak aktif olduğunu görüyorum ve bırakma işlemi gerçekleşiyor. Şimdi stage içerisinde de yine aynı şekilde. Şimdi stage içerisinde de yine aynı şekilde gerçekleşmesini istiyorum. Bunun için stage add event listener Mouse event ve yine ne yapıyorum? Mouse up. Bırakma işlemi tetiklenecek fonksiyonumuz bu olacak. Stage'de herhangi bir noktada bırakma işlem gerçekleşmesi için sürükleme işleminde gerçekleştirdik. Sürükleme fonksiyonunda gerçekleştirdik. Şimdi bırak fonksiyonunda da remove etmem gerekiyor. Yani her sürükleme işleminde aktif olsun. Bıraktıktan sonra remove ile stage'den kaldırıyorum. Şimdi volume kontrol butonunun hareketine göre sesi artırıp azaltacağız. Yani burada tekrardan çalıştırıyorum. Burada yani sesi artırıp azaltacağız. Volume kontrol hareketine göre. Bunun için bir olay dinleyişi ekleyeceğiz. Enter frame olsun. Stage add event listener. Enter frame zaman diyelim. Zaman adında bir fonksiyon oluşturalım. Private fonksiyon zaman evet event
fonksiyonumuzu da belirledik. Ve bir değişken tanımlayalım. Var. Yeni seviye. Adında bir değişkenimiz olsun. Number eşittir volume MC, volume BTN, kopyalıyorum, nokta X koordinatı bölü 50 diyorum. Yani burada gördüğümüz gibi butonumuzun genişliği 10'du. Volume kontrol çizgimizin, çizgi MC'mizin genişliği 60. 60'tan 10 çıkarırsak 50. Yani X koordinatında şuradan gelecek ve sağa doğru 50 piksellik hareket edecek. Biz de burada ne yaptık? 50 dedik. X koordinatı hareket ettikçe en son 50. piksele kadar gelir. (50/50) de bana 1'i verir. Volume 1'i verir. Çünkü son hareket noktası oydu. Yani burada da ayarladığımız gibi son hareket noktası 50. piksele kadar. X koordinatında 50. piksele kadar. Bir sound transform nesnesi oluşturalım. Sound transform sınıfı ses düzeyi ve ses kaydırma için özellikler içerir. Bunu da var diyoruz. Set at sound transform kısaltılmışı. Sound transform eşittir new sound transform. Yeni bir değişken ses seviyesi adlı bir değişken olsun. O da eşittir ses kanalının sound transformuna eşitliyorum. Tekrardan fonksiyonumuzun içerisine giriyoruz. Ses seviyesi oluşturduğum değişkenin volumunu yeni ses seviyesi değişkenine eşitliyorum. Ses kanali channel'ımıza da sound transform'u da ses seviyesine eşitliyorum. Evet, şimdi test edelim. Müziğimiz çalıyor. Gördüğümüz gibi volume ses ayarı butonumuzu sola doğru sürüklediğimizde sesimiz sıfırlanıyor. Sonra yavaş yavaş sağa doğru götürdüğümüzde sesin artarak yükseldiğini görüyoruz. Şimdi ise
soldaki çizginin bu butonu takip etmesini istiyoruz. Ve yukarıdaki maskımızın da ben sağa doğru yükseldikçe artmasını istiyorum. Yani burada volume barımızı ben bunu hareket ettirdikçe sağa doğru hareket etmesini istiyorum. Bunun için volume MC nokta volume bar nokta wide genişliğini x koordinatına eşitliyorum. Çalıştırdığımızda volume MC tekrardan dönüyorum. Volume MC'nin volume bar alt tire demişiz. Volume bar alt tire wide genişliğimizi eşitledik. Evet. Artık çizgimizi takip ettiğini görüyoruz. Şimdi ise buradaki maskımızda da gördüğümüz gibi maskımızdaki bu noktanın ben hareket ettikçe bu noktayı kaplamasını istiyorum. Yani burada maskımız bu oluyor. Volume mask MC dedik. Kodlarımızı yazalım. Volume MC nokta white eşittir volume MC volume control BTN x koordinatının 50'ye bölümü sonra parantez içerisinde çarpı 50 diyorum. Çarpı 60 diyorum. Çarpı 60 diyorum çünkü burası bana bittiğinde 1'i verecektir. 60 da olması gerekli olan toplam boyutu. Yani 0'dan başlıyor, soldan 60'a kadar varacak ve buradaki daireyi doldurması gerekiyor. Şimdi çalıştırdığımda 0'dan başlıyor. X koordinatına bağladığından dolayı maskın genişliği arttıkça bu şekilde bir görüntü alıyor.